kendilerinin izni olmadan hayvanları kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz? Bu hakkı size kim veriyor? Üreme hayvanlar için bir hak değil mi? Değerli milletvekilleri, bütün canlıları korumak ve sevmek dinimizin, inancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün gereğidir. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü düsturuyla hareket ediyoruz. Tüm müthişsin, harika. Ya da köpekten izin alacak mısınız diyor. Ya vallahi bu kadar hayvan haklarını düşünüyorsanız bu yasayı yırtıp atın. Yırtıp atın. Yırtıp atın. Biz bu hayvanların kısırlaştırılması, yerinde yaşatılması, aşılatmasını o hayvandan ya da insandan, sizden değil, doğa haklarından alıyoruz. Hayvan haklarından alıyoruz. Bu ne? Artmasına yol açmaktadır. Sahipsiz köpek saldırılarından mağdur olanların ilgili yerel yönetime karşı açtıkları davalar sonucunda hizmet kusuru nedeniyle maddi manevi tazminata hükmedilmektedir. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir başvuruda sözleşmenin 8. maddesi uyarınca devletin gerekli önlemleri almayarak sözleşmeyi ihlal ettiğine karar vermiştir. Sonuç olarak sokakların bir yaşam alanı olmadığı yargı kararları ile sabit olmuştur. Sahipsiz hayvanların neden olduğu hayvandan hayvana veya hayvandan insana geçen 150 çeşit zoonoz hastalıklar ayrı bir gündem konusudur. Sorunun işin içinden çıkılmaz bir hal almadan çözümü için halktan gelen yoğun talepler göz ardı edilemezdi. Gün geçmiyor ki köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlarımızın haberlerine yer verilmesin. Saldırıya uğrayanlar bir gün sabah okula giden çocuklarımız olurken, diğer bir gün de camiye, markete gitmeye çalışan yaşlılarımız, işlerine gitmek isteyen insanlarımız olmaktadır. Sonuç olarak gelinen süreçte sahipsiz hayvanların sorun haline gelmesi, özellikle başıboş köpeklerin saldırıları sonucunda can kayıplarının artması ve sorunun zaman geçtikçe büyümesi karşısında hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Değerli milletvekilleri, Grup Başkan Vekilimiz kanun teklifinin hazırlanma sürecini, yaptığı çalışmaları ayrıntılı bir şekilde anlattığı için tekrar etmek istemiyorum. Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan kanun teklifi komisyonda 42 saat tartışılmış, bir kısım değişiklikler de yapılarak kabul edilmiştir ve genel kurulun gündemine gelmiştir. Şimdi ise takdir genel kurulundur. Peki kanun teklifinde neler var? Önce ne olmadığını söyleyeyim. Başıboş sokak hayvanlarını öldürmek yok. Yakala, kısırlaştır, sar modelinden yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir modeline geçilmesi bu kanun teklifinin özetidir. İnsan sağlığı ve güvenliğini esas alarak hayvan refahını artırmak ve onları daha nitelikli şartlarda yaşatmak var. Bakım evi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerler için güçlü mali destek var. Uygulamaların kalıcı ve etkili olmasının temini ve tekrar bir sahipsiz hayvan sorunu yaşanmaması için adli ve idari cezai yaptırımlar var. Buradan bütün hayvanları toplayacağız ve öldüreceğiz anlamının çıkartılması düpedüz bir aldatmaca, hatta hayvanseverleri galyana getirmek amaçlı bir provokasyondan ibarettir. Değerli milletvekilleri, bizim yöreye ait, benim de sevdiğim bir türkü de şöyle söylüyor. Ya ben anlatamadım, ya siz anlamayısınız. Tane tane anlattık, anlatıyoruz ama sizler anlamıyorsunuz. Daha doğrusu anlamak istemiyorsunuz. Sizin anlamak istemediğiniz ve işinize gelmeyen konulardan birkaç örnek verelim. Anayasanın 5. 17. 27. 20. 56. 90. maddelerindeki temel hak ve hürriyetleri hatırlatıyoruz, duymuyorsunuz. Tarafı olduğumuz ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nin
gereğini yapalım diyoruz. Bu konuda sözleşmeye uymak zorunda değiliz diyorsunuz. Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülke uygulamalarını örnek alalım dediğimizde hayır, biz Hindistan'ı örnek alacağız diyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaşıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını getiriyoruz. Dahası birçok ülke, Dışişleri Bakanlıkları Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını saldırgan başıboş köpek çeteleri ve kuduz riski hakkında uyarmaktadır diyoruz. Kuduzdan ölüm sayısının sadece 2 olduğunu söylüyor, insanların ölümünü basitleştiriyorsunuz. 13 Haziran 1932 tarihli resmi gazetede sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili bir tahmin yayınlanmıştır dediğimizde ise duymuyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hayvana çarpma şeklinde 3534 trafik kazası ve buna bağlı olarak 55 ölüm ve 5147 yaralanma meydana geldiği bilgisi karşısında oralı olmuyorsunuz. Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ölen 10 yaşındaki kız çocuğu Mahra'nın annesi Derya Pınar'a şov yapma diyorsunuz. Benim çocuğum diri diri yendi. 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğum ölsün diye yalvardım diyen Tunahan'ın babası Halil Yılmaz'a sen kimsin diyorsunuz. Bizim amacımız insan sağlığını ve güvenliğini esas alarak hayvanları korumak söylüyoruz. Gelin hep birlikte bu canları sahiplendirmek için seferber olalım diyoruz. Özellikle bu yasaya karşı olanları da sahipsiz köpek sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet ediyoruz. Çözüm odaklı tüm teklif ve gayretlerimize bu bir katliam yasasıdır diyerek karşılık veriyorsunuz. Kanun teklifimizde yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu söylüyoruz. Siz ise bu hayvanları öldüreceksiniz diyorsunuz. Sahi 31 Mart'ta belediyelerin çoğunu siz kazanmamış mıydınız? Siz kendinize mi güvenmiyorsunuz yoksa belediye başkanlarını mı? Değerli milletvekilleri, komisyon sürecinde muhalefet milletvekillerinden bolca ayetler, hadisler dinledik. Ayetlerin iniş sebeplerine dair rivayetleri içeren dipnotları öğrendik. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir cuma hutbesini dahi okuduk. Bunun dışında neredeyse söz alan her bir milletvekili yasanın geri çekilmesini ve kısırlaştırmanın yapılmasını çözüm olarak sundu. Hatta kısırlaştırmanın sokakta hayvanın alındığı yerde yapılıp hemen bırakılmasını öneren milletvekili oldu. Oysa ki yapılan araştırmalar kısırlaştırılan hayvanlarda sadece üremede bir azalmanın görüldüğü, genel olarak insanlara ve çevreye önceden saldırgan davranış gösteren hayvanların bu davranışlarında bir azalmanın olmadığını göstermektedir. Kaldı ki sorun köpeklerin saldırgan olup olmadıkları değil. Yanı sıra insan ve çevre sağlığını tehdit etmeleri ve bu tehdidin telafisi mümkün olmayacak boyutlara ulaşır şekilde artarak devam etmesidir. Tam bu noktada benim de merak ettiğim komisyon çalışmalarında İstanbul Milletvekilimiz Yücel Arzem Bey'in soramadığı soruyu kanun teklifimizden bağımsız olarak muhalefet partilerine mensup milletvekillerine sormak istiyorum. Tek çözüm kısırlaştırma diyorsunuz ya, kendilerinin izni olmadan hayvanları kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz? Bu hakkı size kim veriyor? Üreme hayvanlar için bir hak değil mi? Değerli milletvekilleri, bütün canlıları korumak ve sevmek dinimizin, inancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün gereğidir. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü düsturuyla hareket ediyoruz. Tüm canlılar için yaşanılabilir, güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için hareket ediyoruz. Sayın Mertoğlu lütfen tamamlayın. Ayrıca bu sebeplerle hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.
Sayın Mertoğlu, teşekkür ederim. Sayın Başarır, buyurun. Şimdi... Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, buradan 3 noktaya cevap vereceğim. 1. Bu mecliste hiç olmayan bir şeyi yaptınız. Biz çocuğu, annesi, babası, kendisi bir şekilde köpek ya da başka bir saldırıda yaralanan, hayatını kaybeden insanlarla ilgili üzüntümüzü her fırsatta dile getirdik. Ama siz bu insanları komisyonlara getirerek hayvanseverlerle o insanlar arasında bir çatışma yaratmak istediniz. Siz değil misiniz? Siz değil misiniz? Baro yasası görüşülürken 81 ilin barosunu bankta, meclisin önünde uyutup da bu komisyonlara getirmeyen, Soma'da, Aladağ'da, İliç'teki hangi mağduru getirdiniz? Anne babayı getirdiniz. Aylarca toprağın altında kaldı o insanlar. Samimi olun. İki. Maşallah çok yaratıcı milletvekilleriniz var. Kısırlaştıralım dediğimizde sıfır alta kalın diyor. Müthişsin. Harika. Ya da köpekten izin alacak mısınız diyor. Ya vallahi bu kadar hayvan haklarını düşünüyorsanız bu yasayı yırtıp atın. Biz bu hayvanların kısırlaştırılması, yerinde yaşatılması, aşılatmasını o hayvandan ya da insandan, sizden değil, doğa haklarından alıyoruz. Hayvan haklarından alıyoruz. Bu neyin aklı? 10 dakika konuşturduğunuz konuşmacı sıfır çalışmış. Peki, değerli milletvekilleri, şimdi soru cevap işlemi. Sayın Kılıç Koçyiğit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ya gerçekten bazı konuşmaları hayretle dinliyoruz. Şimdi sokak köpeklerini katletmekten bahseden bir yasayı konuşuyoruz. Sayın Hatip, öldürmenin kısırlaştırmaya yeğe olduğunu söylüyor. Yani şunu söylüyor bize: hayvanları öldürelim, bütün hayvanları, sokaktaki köpekleri öldürelim, bunda bir sorun yok. Ama kısırlaştırdığımızda onların iznini almamamızı sorun olarak anlatıyor. Ya biz gerçekten Türkçe mi konuşuyoruz, aynı yasayı mı konuşuyoruz, aynı dilden mi konuşuyoruz, aynı şeyi mi konuşuyoruz? Gerçekten hayrete düşüyoruz. Ya gerçekten hayrete düşünüyoruz. Bu iş belediyeler atılarak çözülecek bir mesele değil. Ama yeri gelmişken şunu söyleyelim: hiçbir DEM Partili belediye, yerel yönetimde bu yasayı uygulamayacak. Bunu bütün kamuoyu böyle bilsin. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, şimdi soru cevap işlemi yapacağım ve